Her 3 saniyeden birinde nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmediğinizi düşünün. Ne kadar tuhaf bir deneyim olurdu, öyle değil mi? Bu her 3 saniyede bir olmuyor ama ömrümüzün yaklaşık 1/3 birini bilincimiz kapalı olarak geçiriyoruz ve buna uyku adını veriyoruz. Yani 90 yaşına kadar yaşayacak biri 30 ila 35 senesini uyuyarak geçiriyor. Bu çok saçma değil mi? Acaba ömrümüzün bu kadar büyük bir bölümünü bilinçsiz bir uyku halinde geçirerek aptallık mı ediyoruz? Hadi günde kaç saat uyumamız gerektiği sorusunu çözdük diyelim. Daha ilginç bir soru şu. Günde kaç defa uyumamız gerekiyor? O büyük dahiler gibi polifazik uykuya mı geçmeliyiz? Ne dersiniz? Gelin uykuya bir bakış atalım. Evrim Ağacı'nın büyük sponsorları, dev partnerleri, reklam veren destekleri yok. Biz siz varsınız, bir de biz varız. Evrim Ağacı dediğimiz platform bizim günde 14-15 saat civarında çalışmamıza neden oluyor ve bu videoda bunun ne kadar büyük bir sayı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu nedenle sizlerin bütçesine zarar vermeyecek düzeyde destekleri Evrim Ağacı'nı sürdüren yegane kaynak. Eğer siz de yaptıklarımızı faydalı buluyorsanız Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden tek seferlik veya aylık destekçilerimize katılabilirsiniz. Hep beraber özgür ve bağımsız bir şekilde büyümeye devam edelim. İhtiyacınız olan bağlantılar video açıklamasında ve yorumlarda. Öncelikle şu gerçeği anlayarak başlayalım. Şu ana kadar uyku halini ayırt edebileceğimiz bir sinir sistemine sahip olan hayvanlar arasında uyumadığını kesin olarak tespit edebildiğimiz tek bir tür bile bulunmuyor. Bundan kastım şu. Süngerler de mesela hayvan ama sinir sistemleri yok. Dolayısıyla onlar uyuyor mu, uyumuyor mu? Bu onlar için çok anlamlı bir soru değil. Yani burada şunu öğreniyoruz. Uyku dediğimiz şey sinir sistemiyle ilgili bir durum. Mesela uçuk veya genital herpes gibi hastalıklara neden olan herpes simplex virüsü vücuda girdikten sonra sinir hücrelerimizin arasında yıllarca aktif kalabiliyor ve bu kimi zaman uyku hali olarak tanımlanıyor. Ama bu gerçek anlamda bir uyku değil, bir benzetim sadece. Yani süngerler falan bir yana, dağıtık bir sinir sistemi. Hele ki beyin gibi merkezi bir veri işlemcisi olan tüm hayvanlar öyle veya böyle uyuyorlar. Bazıları bizim gibi bariz uyuyor. Xenoraptidis elegans gibi 1 milimetrelik solucanlar gün içinde inaktivite döngülerinden geçiyorlar. Balinaların beyninin yarısı uyurken diğer yarısı çalışmayı sürdürüyor. Daha yakın geçmişte köpek balıklarının su akıntılarına ters yönde yüzerek oldukları yerde kalıp kısa uykular uyudukları keşfedildi. Sürüngenler uyku konusunda en tartışmalı olanlar ama güncel araştırmalar iguana ve sakallı ejderlerde dahil incelenen birçok sürüngenin uyku benzeri inaktivasyon dönemlerinden geçtiğini gösteriyor. Kuşların uyuduğunu zaten kendiniz de görmüşsünüzdür ama ak karınlı ebabil gibi kuşların 200 günü bulabilen göç dönemlerinde havada bile uyuduklarını gösteren bazı bulgular var. Yani doğada uyku biçimi konusunda geniş bir çeşitlilik var. Peki ya uyku süresi? Şu çok açık ki biz en uzun uyuyan hayvanlar değiliz. Kahverengi yarasalar günün 20 saatini, pitonlar 18 saatini, kaplanlar 16 saatini uyuyarak geçiriyorlar. İnsanlar ortalama 8 saatle epey az uyuyan türlerden biri. Ama tabii ömür içinde bu süre değişiyor. Bebeklerimiz 16 saat uyuyorlar, yaşlılarımızsa 5,5 saat kadar. Öte yandan zürafalar sadece 2 saat, atlar ve eşekler sadece 3 saat kadar uyuyorlar. Yani uyku süreleri de uyku biçimleri kadar çeşitli. Ama kritik nokta şu. Uyku hayvan olmanın temel niteliklerinden biri gibi gözüküyor. Hatta birçok türde uyku süresi öylesine uzun ki belki de uyanıkken arada bir uyumak yerine aslında normal olarak uyurken arada bir uyanıyoruzdur, kim bilir. Hazır Matrix'in de yeni bölümü gelecekken iyice kafaları yakalım, değil mi? Ama sadece bu da değil. Bir de rüya dediğimiz bir olay var. Bu videoda rüyaların biyolojisine girmeyeceğim. Sonra bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Ama uykunun bu tuhaflıkları üzerine bir de rüyaların absürt doğasını eklediğimizde uyku etrafında oldukça kapsamlı bir mitoloji geliştirilmiş olması pek de şaşırtıcı değil.
değil. Her ne kadar biyolojik olarak uyku hakkında keşfetmemiz gereken halen çok fazla şey olsa da şu ana kadar keşfettiklerimiz uykunun diğer herhangi bir biyolojik süreçten çok da farklı olmadığını gösteriyor. Karaciğerin alkolü parçalaması veya böbreklerin suyu süzmesi ne kadar sıradansa uyku da aslında beynin kendi atıklarını temizleyip sinir sisteminin uyanıkken oluşan sorunları çözmesini sağlayan bir pit stop gibi aslında. Nasıl ki Formula 1 araçları yarış boyunca sürekli gidemiyorlar ve arada bir durarak belli fonksiyonların tamir edilmesi veya yarış şartlarına göre ayarlanması gerekiyor, beyin de arada bir pit stop'a girerek aynı işi yapıyor. Şimdi şunu çok çok iyi anlamak gerekiyor. Bu en sık yapılan hata. Uyku hali tamamen aktivitesizlik hali demek değil. Hatta böyle bir tanım ciddi anlamda hatalı. Uyku sırasında birçok hayvan türünün vücudundaki yapım işlemleri yıkım işlemlerine göre daha hızlı işliyor. Bu sayede kas tamiri, protein sentezi, doku büyümesi ve bolca hormon salgısı yapılıyor. Mesela vücut geliştirenler dinlenme ve uykunun önemini çok iyi bilirler. Çünkü unutmayın, kas çalışırken değil, dinlenirken gelişir. Sadece bu da değil, beynin kendisi de uyku sırasında çok aktif bir şekilde çalışıyor. Gün boyu öğrenilen bilgiler kalıcı hafızaya alınıyor, beyinde biriken atıklar temizleniyor, beyin hücreleri birbiriyle yeni bağlantılar kuruyorlar veya gereksiz bağlantıları koparıyorlar. Böylece öğrenme, hafıza, problem çözme yetenekleri, yaratıcılık, karar alma, odaklanma ve konsantrasyon gibi yetenekler gelişiyor. Bu nedenle yeterli uyumayanlarda bilişsel fonksiyonlarda ciddi anlamda çakılma görüyoruz. Günde 4 saat ve altında uyuyan insanların zihinsel performansları düşüyor, en basit görevleri bile yapamaz hale geliyorlar. Hatta mikro uyku dediğimiz ufak uykulara dalıyorlar ve bunun farkında bile olmuyorlar. 6 saat ve altında uyku uyuyanların bile hemen değil ama birkaç hafta içinde bilişsel performansları son birkaç gece hiç uyumamış olanlarınkiyle aynı seviyeye düşüyor. Bu uykusuzluk halinde inatçı olursanız bir süre sonra vücudunuz bu seviyeye alışmaya başlıyor. Yani bildiğiniz daha düşük bir bilişsel seviyeye saplanıp kalıyorsunuz. Ta ki çok uzun süreler boyunca yeterli uyku almaya dönene kadar. Yani ne kadar uzun süre yetersiz uyku alırsanız gerçek bilişsel performansınıza ulaşmanız o kadar uzun sürüyor. Hatta uzun vadede beynin kalıcı hasar alıyor olduğunu düşündüren bazı bulgular da var. Öte yandan uyku sırasında amigdala, striatum, hipokampus, insula ve medial prefrontal korteksteki aktivite gün içinde olandan bile yüksek hale gelebiliyor. Böylece zihinsel sağlığınız iyileşiyor veya en azından o yönde bir çaba sarf ediliyor. Depresyon gibi sorunlarda uykunun artma nedenlerinden biri de bu. Hatta salgılanan hormonlar sayesinde obezite, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskiniz düşüyor. Yetersiz uyuyan kişilerin hipertansiyon ve kalp hastalıkları geliştirme riski artıyor. Uyku sırasında bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Mesela sitokin salgısı artarak iltihap ile daha etkili bir şekilde mücadele edebiliyorsunuz. Yani uyku, beynin işlem yapma haricindeki işlerine ayrılmış bir dönem olarak düşünülebilir. Dolayısıyla en az uyanıklık hali kadar önemli. Peki, ne kadar uyuyacağız? İşte geldik yeryüzündeki en büyük yalanlardan birine. Sanırım uykuyla ilgili olarak tarihin söylenmiş en büyük yalanı zeki insanların az uyuduğu, aptallarınsa 8 saat uyuduğu uydurması. Yaşınıza bağlı olarak önerilen uyku sürelerini bu tabloda görebilirsiniz. Bir yetişkin için ideal uyku süresi 8 saat kadar. 7 ila 9 arasında ama ortalama olarak 8 saat diyebiliriz. Aksi takdirde neler olacağını size az önce anlattım. Günde 7 saatin altında uyuyanlarda ölüm riski mesela %12 civarında artıyor. Anlayacağınız az uyumak sizi havalı veya zeki yapmıyor. Bitkin ve bilişsel performansı azalmış, bitap bir insan yapıyor. Siz olun, daha başarılı olmak istiyorsanız uykunuzu iyi ve yeterli alın. Hatta gerekenden çok da almayın mesela, çünkü o da sıkıntılı. Sürekli olarak önerilen sürenin ötesinde uyuyanlarda da bilişsel fonksiyonlarda azalma, kardiyovasküler hastalık riskinde artma, obezite ve hatta ölüm riskinde %30'a varan artış görüldü. Yani üst limitler de önemli. İyi ama bir soru açıkta kalıyor.
uyurken bize ne oluyor? Şimdi böyle deyince biraz ürpertici olacak ama uyuyan birini onların rızasıyla ve bilimsel amaçlarla eğer izlediyseniz belki fark etmişsinizdir. Uykunun belli evrelerinde kişinin gözleri kapalı olmasına rağmen yuvarları içerisinde hızlı hızlı hareket eder. Sağa sola veya yukarı aşağı döner. İşte buna hızlı göz hareketi diyoruz ve bu hareketin görüldüğü evreye REM evresi diyoruz. Uykunun bu hareketin görülmediği evresine ise NREM yani REM harici evre diyoruz. Bakın böyle ders gibi olmasın, size uyku sırasında tipik olarak sergilediğiniz davranışları direkt olarak göstereyim. Bakın bu uykuya dalmanız öncesinde, uyku sırasında ve uykudan çıktıktan sonra ne kadar derin bir evrede olduğunuzu gösteren bir grafik. Ortalama bir yetişkin 14 dakika içinde uykuya dalıyor ve genelde NREM'in birinci evresine geçiyor. Bu sırada gözleriniz çok hafif ve yavaşça hareket ediyor ve uyanmanız çok kolay oluyor. Bu nedenle gürültülü ve ışıklı ortamlarda daha derin evrelere kolay kolay geçemiyorsunuz. Mesela bu evrede sizi uyandıracak olsam daha uykuya dalmadığınızı iddia edebilirsiniz. Beyin dalgalarınız uyuduğunuzu göstermiş olsa bile. Etrafınızda mutlaka vardır böyle insanlar. Ağaçlar üzerinde yaşayan atalarımızdan bize de miras kalmış bir refleks olan uyku sıçraması yani hipnik jolt de işte genelde bu evrede yaşanıyor. Hani uykuya dalarken birden düştüğünüzü hissedip uyanıyorsunuz ya. İşte bu. Bu evrimsel adaptasyon atalarımızın uyurken ağaçtan düşmesine engel oluyordu. Bizde de körelmiş bir refleks olarak arada bir kendini gösteriyor. Sonra ikinci NREM evresi geliyor. Burada göz hareketleri tamamen duruyor ve bazen rüya görebiliyorsunuz. Bu evrede de halen uyanmanız çok kolay. Ama buradan çıktıktan sonra artık yavaş dalga uykusu olarak da bilinen 3. ve 4. evreler geliyor. İşte NREM'de görülen rüyaların birçoğu bu noktada başlıyor ama burada bile rüya sıklığı REM evresinde olacağı kadar yüksek değil. Ayrıca bu evrede görülen rüyaları hatırlamanız çok daha zor oluyor. Burada REM ve NREM arası çok kritik bir fark da ortaya çıkıyor. Eğer uyur gezerlik gibi bir rahatsızlığınız varsa işte evde dolanırken bu uyku evresinde oluyorsunuz. Çünkü REM'de olanın aksine bu derin uyku halinde kaslarınız felç halinde değil, hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela rahatsız bacak sendromu olanlar bu evrede bacaklarını istemsiz olarak kasıp gevşetebiliyorlar. Ya da uyku sırasında aşırı dönenlerin hareketleri bu evrede iyice artıyor. Bunları dışarıdan izlemesi epey ürpertici olabilir ama tedavi gerektiren sıradan fizyolojik sorunlar oldukları mutlaka hatırlanmalı. Sonra ara fazlardan geçiyorsunuz. Yani direkt 1, 2, 3, 4. evre sonra REM'e geçme yok. Ama uykuya daldıktan 1,5 saat kadar sonra artık ilk defa REM uykusuna giriyorsunuz. REM'de rüya görmeye başladığımız için GABA ve glisin gibi nörotransmitter maddeler yardımıyla vücudumuz yapay bir felç haline giriyor. Ama burada ilginç bir şey var. Teknik olarak REM en derin uyku seviyesi olmasına rağmen beyin faaliyeti uyanık olduğunuz zamankine en benzer seviyede olduğu için bu evreye paradoksal uyku evresi de deniyor. Hani bazen gece böyle birkaç saniyeliğine uyandığınızı bilirsiniz ya. İşte onlar da REM sırasında deneyimlenen şu kısa çıkıntılar. REM sırasında bu yoğun beyin faaliyeti yaşanırken hafıza, duygu ve benzeri alanlardan çağrılan veriler görsel ve işitsel duyu bölgelerini uyarabiliyor ve bu nedenle zihnimizde görüntü ve sesler oluşuyor. İşte buna rüya diyoruz. Dediğim gibi rüyaları burada aceleye getirmek istemiyorum. Sadece şunu bilin. Rüyalarla ilişkili birçok anomali de işte REM evresinde yaşanıyor. Mesela beynin geri kalanı uyurken üst düzey bilişsel fonksiyonlarla ilişkili beyin bölgeleri uyku seviyesinin üstüne çıkarsa yani uyanıklık haline erişirse REM evresinde hala rüya görüyor olmanıza rağmen bu rüyada olup bitenleri bilinçli olarak kontrol edebiliyoruz veya en azından kontrol edebildiğimizi sanıyoruz. İşte lucid rüya yani saydam rüya denen şey bu. Bunu herkes deneyimleyebiliyor ama pratikle bu yeteneğin geliştirilebileceğini gösteren bazı çalışmalar da var. Hatta Alzheimer tedavisinde kullanılan bazı ilaçların beyinde asetilkolin isimli bir diğer kritik nörotransmitterin birikimini arttırarak lucid rüya sıklığını arttırabileceğini gösteren bazı çalışmalar da var. Ama bunların detaylarına yine ayrı bir videoda gireriz. Bir diğer örnek vereyim. Halk arasında kara basan olarak bilinen şey ise uyku felci olarak bilinen ürkütücü bir olayın kötü rüyalarla yani kabuslarla birleşmesinin bir sonucu. Grafikten de hatırlayacağınız gibi insanlar
insanlar uyanmadan hemen önce REM evresinde olabiliyorlar. Zaten rüyalarımızı hatırlayabilmemizin ana nedeni de bu. Ama kimi zaman beyin uykudan uyanmasına rağmen vücut halen REM'den ötürü felçli halde olabiliyor. İşte buna hipnopompik veya postdormital uyku felci diyoruz. Kişi bir felç halinde hapsolup kaldığını deneyimlediği için vücudunu bir korku salıyor ve REM hali de devam edebildiği için kimi zaman ürkütücü rüya imgeleri tetiklenebiliyor ve kişi iyice panik haline sürükleniyor. Bu durumda sıkışan hastalarda müzik, çığlık ve hatta tam cümlelerin kurulduğu halüsinasyonlar görülebiliyor. Eğer bu uykudan uyanırken değil de uykuya dalarken olursa buna da hipnagojik veya predormital uyku felci diyoruz. Özellikle de narkolepsi gibi uyku hastalıklarında çok sık deneyimlenen bir bilişsel problem bu ve insanların %8 ila 50 kadarı ömürlerinde en az bir kez bunu deneyimliyorlar. %5 kadarı ise halk arasında karabasan olarak bilinen bu olayı düzenli olarak yaşıyorlar. Yani siz de ömrünüzde en az bir kez yaşarsanız lütfen şaşırmayın. Biliyorum korkutucu bir deneyim ama beyin böyle çalışıyor. İşte bunlara da hep başka videolarda daha detaylı gireriz. Lütfen kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ama görebileceğiniz gibi bunlar o kadar da mistik şeyler değiller. Ama yine de bunlar son derece ilginç sinir bilimsel olgular. İşte bunlar insanın hayal gücüyle de birleşince cinler, periler, uzaylı kaçırmaları gibi tuhaf tuhaf yerlere çekilebiliyor. Şimdi son ve ana sorumuza gelelim. Günde kaç saat uyumamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk. Ama günde kaç defa uyumalıyız? Bir defa mı? İki defa mı? Beş defa mı? İşte burada karşımıza monofazik uyku, yani günlük uyku süresini tek seferde alma ve polifazik uyku, yani günlük uyku süresini birden fazla uykuda alma konusu çıkıyor. Mesela 8 saati tek bir seferde uyumak yerine 2 tane 4 saatlik uyku ya da 8 tane 1 saatlik uyku şeklinde uyusak da olur mu? Şunu net olarak söyleyeyim. İnsanların da altında yer aldığı simiformes, yani maymunlar infratakımının hepsi monofazik uyku uyuyor. Yani günlük uyku ihtiyaçlarını tek seferde alıyorlar. Öte yandan polifazik uyku, yani gün içinde 3 veya daha fazla defa uyuklama, memelilerin atalarının ve daha önceden evrimleşmiş hayvanların standart uyku stratejisiydi. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir geçiş yaşandı ve aralarında halen tek tük bifazik, yani gün içinde 2 defa uyuyan türler görebiliyoruz. Ve hatta insanlar da aslında bunlardan biri olabilir. Birazdan geleceğim. Ama atalarımız vahşi hayatta muhtemelen monofazik uyku çekiyorlardı. Çünkü geceleri aktif olmaları için çok az sebep ve çok fazla risk vardı. Ama bu tarım devriminden sonraki binlerce yılda değişmiş olabilir. Çünkü yapılan bazı araştırmalara göre 18. yüzyıldan öncesinden kalma bazı metinlerde gecenin ortasında 1 ila 3 saat kadar uyanmanın oldukça yaygın olduğunu gösteren bazı işaretler var. İnsanlar bu birkaç saatlik aralıkta gecenin serinliğinde yapabilecekleri bazı işleri yapıyorlardı, dua ediyorlardı veya uykularında gördükleri rüyalar üzerine kafa yoruyorlardı. Bunlardan ilk uyku evresine Latince prima sonno, yani birinci uyku, diğerine ise ikinci uyku veya sabah uykusu deniyordu. Bu ne kadar yaygındı veya kimler arasında yaygındı kesin olarak bilemiyoruz. Ama sonradan endüstri devrimiyle birlikte iş saatlerimiz düzene binip elektriğe ve ışığa hükmedebilmeye başladıkça monofazik uyku yaygın hale geldi ve buna alıştık. Hatta psikiyatrist Thomas Weir, insan denekleri geceleri yapay ışıklardan tamamen mahrum bıraktığında uyku düzenlerinin doğal bir şekilde bifazik, yani iki uyku arasında 1-2 saatlik uyanıklığın olduğu şekilde değiştiğini gösterdi. Yani sabah okula veya işe gitmek problem olmasa, geceleri birkaç saatliğine uyku kesintisi yaşamak illa bir uyku sorununa işaret etmek zorunda değil. Hele ki toplamda yeterli uykuya alabiliyorsanız. Peki bu müthiş dehalar ne olacak? Da Vinci'ler, Tesla'lar, Napolyon'lar hepsi polifazik uyku sayesinde şaheserlerini yaratmadılar mı? Devrimler yapmadılar mı?
Bunların gerçekten polifazik uyku uyuduğunu gösteren neredeyse hiçbir kanıtı yok. Çoğu bunların fanları tarafından uydurulan ve sonrasında tık peşinde koşanlar tarafından yayılan abartılar. Yoğun çalışan bazı insanların daha az uyuduğu veya polifazik uyuduğu doğru. Ama bu onların normal uyuyacak olsalar erişebilecekleri bilişsel seviyenin altına düşmedikleri anlamına gelmiyor. Evrimsel çeşitlilik çerçevesinde bazı kişiler 5-6 saat uykuyla da yeterince verimli olabilir. Ama günde 1-2 saat gibi ekstrem düşüklükte bir uykuyla yeterince uyunan durum kadar yüksek performans sergilendiğini gösteren akademik bir çalışma yok. Yani bu tür dehaların bir kısmı az uyumuş veya polifazik uyumuş olsaydı bile siz bunu yaptığınızda onlar gibi dahileşeceksiniz diye bir şey yok. Belki dehaları ve motivasyonları nedeniyle uykuya veya sağlıklarına meydan okumuş olabilirler. Ama dehalarının sırrı az uyumaları değildi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Özetle polifazik uyku çok fazla boş zamanı ve çelik gibi sinirleri olanlar hariç pek işlevsel bir yöntem değil. Çünkü uygulaması çok zor. Yine havalı geliyor kulağa ve belki verimliliğinizin düştüğü noktalarda 20 dakikalık veya 1 saatlik kısa uykular sizi bir süre daha sürdürebilir. Ancak insanın iri beyni bu tür bir uyku düzeniyle evrimleşmedi, onu biliyoruz. Bu tür bir uykunun verimliliği veya yaratıcılığı arttırdığı iddialarının bilimsel bir temeli yok. Belki kısa vadeli bazı avantajlar elde edebilirsiniz ama uzun vadede günlük hormon döngülerinizin de takip ettiği sirkadyen ritmi bozmak faydadan çok zarara neden olacak. Yani görebileceğiniz gibi uyku işi roket bilimi sayılmaz. Yetişkinler için önerilen uyku düzeni gece saatlerinde tek veya en fazla 2 sefer ve ortalamada toplam 8 saat olması gereken bir uyku düzeni. Ama bu basit sonuca ulaşana kadar uyku hakkında öğrendiklerimiz gelecekte yepyeni videolara kapı aralayacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve uykunuzu aksatmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.